İşte Gazi Osman Paşa'da yeni doğmuş bebeğini sokağa terk ediyor. Bir hanımefendi ve güvenlik kamerası görüntüleri de var. Arkadaşlar defet olarak girsinler rica edeyim. Ee, cumartesi günü Gazi Osman Paşa Yeni Doğan Mahallesi'nde arkadaşlarımız da orada eee muhabirimiz Burak Çeliksoy Yeni Doğan Mahallesi'nde Doğan Sokak bebeğin bırakıldığı yerde evet. orada araştırmalarını sürdürüyor ve güvenlik kamerası görüntüleri arıyor. Ama yönetmenimden rica edeyim e, hanımefendinin fotoğrafını göstersin. Bebeği bırakan ve annesi olduğu tahmin edilen hanımefendi e, tamamen yüzü gözü her tarafı kapalı. Emniyet yetkilileri güvenlik kameralarından takibini sürmeye çalışıyorlar ama her tarafı kapalı. Otoparkın geliyor görüyorsunuz otoparkın e, oraya arabanın yanına bebeği bırakıyor. Of of of. Geçen gün de 6 tane sokak köpeği bir çocuğu parçalıyorlardı biliyorsunuz. Evet, Annesi evet, zor evet. aldı ellerinden. Yani şimdi şu çocuklarınızı da bırakmayın ama yani bırakanlar için de böyle arabanın yanına, caddede bırakılır mı yani bu çocuklar? Kedisi var, köpeği var. Tabii Vallahi ki. şimdi kediler yavruluyorlar. Gerçi bu kedilerin artık martı falan kalmamış herhalde. Onlar da her ay yavruluyorlar. değil mi? ben eskiden <laughs> öyle biliyordum. Vallahi geçen gün benim torunu gezdiriyorum yani kedi gördü hani. Benim bildiğim köpek kediyi kovalar. Kedi vallahi bize bir hareketler yaptı. Dedim ki kaç dedim lokum dedim yani bu bizi dedim yer. Kediler An de hormonlu artık. Yani da kedili aynen öyle yediklerinden beslediklerinden <laughs> mi, mi kedinin meğerse yavruları varmış. Onu koyacak <laughs> bir garip hareket yaptı. Dedim oğlum dedim gel biz dedim şu oğl erkekliğe <laughs> şey sürdürmüyor. <laughs> evet. köpekliğe delikye sürdürmiyor. Aa ama kedi böyle bir hareket yaptı bir pençe alsa <laughs> hadi göz nakli arayacağız <gülüyor> sonra. <gülüyor> Allah korusun. Hatta efendi buraya bırakmış çocuğu. Hastane yetkilileri hala bebeğin de görüntüleri olması lazım arkadaşlar. Hastane yetkilileri de hala annesi belki gelir diye ee, bekletiyorlarmış. Aslında bu bir kız bebek. Hayır. Yani ee... hiçbir sebep, hiçbir neden şu yavruyu kalkıp da böyle sokağın ortasına atmaya kafi gelmez yani. Kafi bir sebep sayılmaz. Hiçbir neden. Ne olursa olsun ve kadın madem ki bunu buraya yapacaktın zamanında tedbirini alsaydın, zamanında müdahale <laughs> ettirseydin, zamanında bunu başka türlü halletseydin. Bu canı kalkıp da sokağın ortasına çöp kutusunu oraya atmanın yani vicdan kelimesini zaten söylemiyorum çünkü bunu yapanın vicdanı bilmesi mümkün değil. Tabii vicdanı bunu, anlaması mümkün tabii değil. Tabii bunu hamile bırakan da maalesef işte hep evet. kadınlar ne olsa biz hep anneleri konuşuyoruz e, bunları hamile bırakan Efendim, hamile bırakan da da hamile kalan da acaba, yani. evet yani evet. i̇şte sokağa terk etmeye neden olan da kim bazen o anneler tecavüz mağduru da olabiliyor Doğuramayacak ya da bakamayacak konumda da olabiliyor yani, yani, olabilir de, biraz, mi? aldırsın e, o zaman kardeşim yani işte, o müdahale etsin vaktiyle tedbirini alsın yani hani sıf kadını burada suçlamak hayır hayır kadının yalnız değil, değil ama kadın madem ki hamile kaldı şu veya bu haliyle Madem ki hamile kaldın, madem ki ona bakamayacaksın, sokağa atacaksın, o zaman onu büyütme. Midende, karnında büyütme kardeşim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya bazen yani, yaşları çok küçük ee, olabiliyor bunların. Tabii tabii, Hiçbir bu mazeret şey, bunu çöçük bu, olabiliyor yemez. Açıkçası ben şu çocukların hayatının e, daha ilk andan itibaren çok yitirildiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ne olursa evet. olsun yani. Hani istiyorlarsa, hani... Ee, İngiltere Kraliyet Ailesi evlatlık edilsin. Hı hı. Tamam. Yani olmuyor o işte. Çünkü biz burada bunu yaşıyoruz olmuyor evet, derken. Evet, bir yerden sonra insanlar işte, onun işte. problemini yaşıyorlar. Ben Rami Bey'e katılıyorum. Madem bakamayacaksın hamile kalma. Hamile de kaldım. valla buna kızanlar olabilir. Tartışanlar yani. olabilir falan ama evet. ben bakamayacağım bir çocuğu her ne şekilde olursa olsun dünyaya getirilmesini doğru bulmuyorum. Yani. Evet. Madem ki yani şimdi biz erkekte biraz suçluyoruz ama madem ki sen de bir erkekle birlikteliği kabul ediyorsun. Hamile kalmayı da düşünebilmen lazım. Düşündüğün zaman da tedbirini al.